Siz bu gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Provokasyon vurgusunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kirli ellerin ortaya çıkacağını biliyoruz diyor. Sizin tespitleriniz nedir? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii yine bir kez daha gerçeklerden kopuk, olayları doğru değerlendirmek yerine toplumu yönlendirmeye amaçlayan bir açıklamasını görüyoruz. Bir defa böyle bir provokasyonu bizim topraklarımızda, Türkiye'nin orta yerinde, Kayseri'de kim, hangi eller, diyor ya Erdoğan, ortaya çıkartmıştır? Bunu kim yapmıştır? Bunu söylemesi lazım. Devlet yönetiminde bu kadar ciddiyetten uzak olabilir mi? O zaman mahalle kahvesinde konuşan Hasan amcadan, Hüseyin adam, Erdoğan'la ne var? Böyle bir rezillik ifadesini bilerek, isteyerek kullanıyorum. Yani Türkiye'nin orta yerinde, Kayseri'de efendim evler, şeyler, iş yerleri ateşe veriliyor, araçlar yakılıyor, bir ciddi toplumsal hadise görülüyor. Cumhurbaşkanı diyor ki hangi ellerin yaptığını biliyoruz, bu provokasyondur. Açıkla kardeşim hangi eller yaptıysa. Devlet yöneticisi ister. Bu soruşturmalar ne aşamadadır? Bu bahsedilen, gözaltına alınan kişilerle ilgili değil mesele. Varsa Cumhurbaşkanı onların irtibatlarını açıklar. Ayrıca şunu da sormak istiyorum. Bizim egemenliğimizin sembolü olan bayrağımıza yönelik alçakça saldırıların görüntüleri Suriye'nin kuzeyinden hem bizim medyamıza hem sosyal medyaya yansıdı. O görüntüleri büyük bir üzüntü içerisinde, ızdırap içerisinde ve bir öfke hali içerisinde izledik. Şimdi ben yine buradan sormak istiyorum. Acaba o bayrağımıza saygısızlık yapanlar, Türk kamyoncuları durdurup araçlarına saldıranlar, Türkiye'ye, Türkiye'nin sembollerine, Türkiye'yi var eden değerlere saldıranlar hakkında hangi incelemeler yapılıyor ve geçmişte Erdoğan'ın Kuvayi Milliye diye tarif etti maalesef. Yani bir cumhurbaşkanı böyle bir yanlışa nasıl imza atabilmiştir? Gerçekten buna anlam veremiyorum. Bundan ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak büyük bir utanç duyuyorum. Oradaki bir takım grupları, devlet dışı örgütleri, Cumhurbaşkanı çıktı, Türk'ün bağımsızlığının, milli mücadelesinin örgütü olan Kuvayi Milliye'ye benzetti. Bu olacak iş miydi? Cumhurbaşkanı'nın Kuvayi Milliye dedikleri bugün bizim bayrağımıza saygısızlık yapıyor, kamyoncularımıza saldırıyor. Acaba bununla ilgili söyleyecek bir şeyleri var mı? Suriye politikasında geçmişten beri biz Esad'la görüşmesi konusunu gündeme getirdik. Bu konuda yardımcı olabileceğimizi bile gündeme getirdik. Peki hatırlatmak istiyorum. Başak Hanım, geçmişte Şam'a giden Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri hakkında acaba Erdoğan ne söylemiştir? Bunu bir konuşalım. Bu Suriye İç Savaşı'nın erken dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri biliyorsunuz Suriye'ye gittiler. Orada Suriye sorununun siyasi çözümü bakımından görüşmeler yaptılar. Ve Sayın Erdoğan ve Batı tarafından türlü suçlamalarla karşılaştı. Aradan 13 yıl geçti. Günaydın diyorum sonra. Günaydın. Peki ne oldu bu 13 yılda? Türkiye için hangi ağır maliyetler ortaya geldi? Sayısını bilmediğimiz, kimisi 3 milyon diyor, kimisi 5 milyon, 10 milyon, 13 milyon. Ama biliyoruz ki onlarca düzensiz sığınmacı Türkiye'de. Bakın geçtiğimiz aylarda yine bizim İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem Başkan da açıkladı ya. Belediyeler görüyorlar çünkü verdikleri hizmetler, efendim o şehirde kullanılan su miktarına bakıldığında hiç de resmi rakamlar gibi olmayan bir düzensiz sığınmacı manzarasıyla karşı karşıya. Peki ben yine TV100 ekranlarından Başak Hanım sizin programınız yoluyla soruyorum. Buyurun. Bu insanlar Türkiye'ye neden geldi? Durmak istiyorlar. Bu insanlar Türkiye'ye Erdoğan'ın yönetimi Suriye'de rejim değişimi birinci siyasi amaç olarak o dönemde değerlendirdiği için geldi. bu lafın altını çiziyorum tekrar. 2015-2016'ya kadar Erdoğan ve Hükümeti'nin Suriye politikasının birinci amacı Suriye'de rejim değişikliği. Bunun kendi kendine gerçekleşmeyeceği görüldüğü zaman aynı Libya'da olduğu gibi, Kaddafi'nin devrilmesinde olduğu gibi Batı'nın müdahale etmesini istediler, beklediler. Ve Suriye'de yerinden edilen insanlar, ülkeyi terk eden insanlar bir ciddi sayıya ulaşırsa Batı müdahale edecek diye düşündüler. Önce 50 kişi geldi. Yani Batı müdahale ediyor. 100 kişi geldi. Aman yardım ediyor. 5000 kişi geldi. 2 hafta sonra ediyor. 500.000 kişi geldi. Birazdan ediyor. 2 milyon kişi geldi. Az sonra ediyor. Hatırlayın, iktidar sözcülerinin rejim değişikliği için bir hafta kaldı, 10 gün kaldı, yıllarla değil, aylarla değil, günlerle zamanı kaldı Esad'ın dedikleri günleri. O günleri yaşattığımız için Türkiye'ye bu insan geldi. Ve bir efendim ensar muhacir söylemiyle vatandaşlarımızı kandırabilecektir. Türkiye'nin karşı karşıya bu büyük toplumsal sorunu bu şekilde vatandaşa yürütebileceğini düşünüyorlar. Peki efendim, ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi de var. Siz biraz önce açıklasın hangi kirli ellerse dediniz ya. Hangi kirli ellerin bu işlerin arkasında olduğunu mutlaka ortaya çıkaracağız diyor. Türkiye'nin Suriye'nin mevcudiyeti bir teröristten kurulmasında en büyük engeldir. Yani Türkiye'nin Suriye'deki şu anda bulunan varlığı teröristinin önündeki en büyük engeldir. Onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Bölücü terör tehdidi ortadan kalkarsa biz de üzerimize düşeni yaparız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok diyor. Bunun altını da birkaç kez bu konuşmasında çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bakın, stüdyoda çok değerli bir büyüğümüzü Sayın Masum Türker'i görüyorum. Kendisi geçmiş dönemde hem bakanlık yaptı hem genel başkanlık yaptı. Bu konuları çok doğru değerlendirecek bir büyüğümüzdür. Niye bunu söylüyorum? Bakın. Ya şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyorum. Bölücü örgütün Suriye topraklarını bölmek suretiyle orada yeni devlet inşa etmek, bunu da büyük güçlerin desteğiyle yapmak azminde olduğunu söylüyoruz. Ya Allah aşkına kim bölecek kardeşim bu işin sonunda? Suriye bölünecek. O zaman Suriye ile, Suriye'deki yönetimle işbirliği yaparak bu tehdit ortadan kaldırmaktan başka bir yol var mı? Yani son derece basit bir şey söylüyorum. Yani Suriye devleti bölünecekse bunun önüne geçmek için Suriye devletiyle beraber çalışmak, en azından konuşmak icap eder. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da ifade etti. Yani aslında çok özür dilerim. İş mi bu? Rica ediyorum. Cumhurbaşkanını da bütün AKP'lileri de ciddi olmaya davet ediyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Suriye devleti bölünecek, şunu yapalım diyorsunuz. Suriye devletiyle konuşmuyorsunuz. 13 yıldır. Şimdi tam da bu dönemde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la görüşülebileceğini, hatta geçmişte ailece böyle bir temas olduğunu, neden yeniden kurulmasın diyerek ifade etti. Bu ifadesinin arkasından işte Kayseri'de yaşananlar ki bugün basına yansıyan bazı iddialarda Kayseri'ye kamyonla sabıkalı kişilerin taşındığına dair bazı notlar, iddialar ve haberler de yansıdı. Öte yandan 79 bin hesaptan 343 bin paylaşım, yani bot hesaplardan paylaşımla bu provokasyonun körüklendiğine dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bilgileri paylaştı. Şunu da sormak isterim, yani bir yandan Irak'la görüşmeleri, Türkiye'nin, Ankara'nın Bağdat'la teması, öte yandan şimdi Esad'la üst düzeyde gerçekleşebilecek görüşme ihtimali bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillendirdiği, tam da böyle bir dönemde bunun yaşanıyor olması aslında provokasyon sebebi olarak görülüyor. Şimdi burada yine bir noktayı açmam lazım. Türkiye, farz edelim bütün bu açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamalarının tamamını bir an için doğru kabul edelim. Ya Türkiye'nin geldiği noktanın ne kadar vahim olduğunu bize göstermiyor mu? Düşünün ki Türkiye her operasyona her türlü provokasyon açık hale getirildi. Sosyal medyada birileri bir şeyler yazdı diye, paylaştı diye demek ki Türkiye'nin sokaklarında, caddelerinde bir takım bu şekilde olaylar meydana geliyor. Bir dakika ya, bir ciddiyet gerekmiyor mu burada? Yani Türkiye ne hale geldi? Bir takım insanlar sosyal medyada 3.000 paylaşım, 5.000 paylaşım, 20.000 paylaşım yap diye Türkiye'nin sokaklarında yıkım manzaraları. Efendim bakın bu ne kadar toplumsal bakımdan tehlikeli bir noktada bulunduğumuz bize gösteriyor. Zaten ekonomi çökmüş. Cezaevlerinde yer yok. Koğuşlarda mahkumlar nöbetleşe uyuyorlar. Yatakların hepsi dolu. Böyle bir toplumsal ortamda sokaklarda küçük yangın manzaraları. Şimdi Hacı Yakışıklı, Masum Türker, biraz da konuklarımızın görüşlerini de alarak ilerleyelim. Siz de lütfen uzaktasınız, dolayısıyla dezavantajı olmasın. Seslenin itiraz olduğunu. Müsaadenizle son bir şey söyleyebilir miyim bu bahiste? Tabii buyurun. Efendim bakın Suriye politikasının başından beri yürütülmekte olan Suriye politikasının sonucunu yaşıyoruz. Çok ağır bir ekonomik fatura, çok ağır bir insani fatura ve Türkiye'nin demografik yapısında ciddi bozulmaları içeren bir ağır fatura. Şimdi bu faturanın sorumluluğu Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın üzerindedir. Yani bu sorumluluğu yüklenecekler. Biz yaptık. Bizim politikalarımızın sonucunda bu noktaya gelinmiştir. Bunu bir defa kabul edecekler. Böyle başkalarına şunlar yapıyor, bunlar yapıyor. Varsa yapanlar çıkaracaksın, göstereceksin. Devletin bütün polisi, istihbaratı, savcısı senin elinde zaten. Ama bunları söylemeden ve kendi sorumluluğunu her seferinde olduğu gibi başkalarının üzerine yıkarak. Ya depremde sorumlu biz değil başkaları. Suriye'de sorumlu biz değil başkaları. Ekonomide sorumlu biz değil başkaları. Hayır kardeşim, hayır. Türkiye'yi 2002'den bugüne bir parti, bir lider yönetiyor ve ortaya çıkan, başta bu Suriye meselesinde olmak üzere, bu tablonun sorumlusu sizlersiniz. Sizlersiniz. Bu sorumluluktan kaçmak doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Ve bakın şimdi ay yıldızlı bayrağımızı orada görüyoruz. O manzaralar hepimizin yüreğini parçaladı. Bu nasıl olabilir? Geçmişte o eğit donat faaliyetlerine sokulan, silahlarını bizim verdiğimiz, eğitimlerini bizim verdiğimiz o örgütlerin olduğu yerde bizim bayrağımıza bu saygısızlık nasıl yapılabilir?